Herkese merhabalar. Bir koleksiyon güncellemesiyle daha karşınızdayım. Aldığım filmleri göstermeden önce ilk olarak hani şu 2-3 ay için çıkacak 4K filmler, Steelbook'lar, işte vizyondaki bu yıl çıkmış filmler ya da tekrar çıkacak filmleri Blu-ray'lerini işte onlardan hani tam tarihlerini bilmesem de şu 2-3 ay için çıkacak filmleri söyleyeceğim. Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak muhtemelen geçen güncelleme de bahsetmiştim. 2001 Space Odyssey normalde çıkacaktı Mayıs'ta. Öyle gösterilmişti en azından ki Amazon'da da dışarıda da aslında Mayıs diye gösteriyor çıkış tarihi olarak ama yani bilinmeyen bir nedenlerden dolayı Ekim'e sarktı. Ayrıca Matrix. Matrix de Haziran gibi çıkacaktı. O Temmuz'a sarkmış olabilir. Tabii bunlar hani 4K sürümleri. Ayrıca içinde de Blu-ray'leri olması lazım ama şeyleri tam olarak emin olamıyorum. Hem Forrest Gump hem de Saving Private Ryan'dan. Onlardan pek emin olamıyorum. Hani yine 4K çıkacak ama bu 2-3 ay içerisinde. Daha önceden ülkemizde yani Türkçe olarak çıkmadığı için 4K'sı çıkacak ama Blu-ray'si çıkacak mı? Ya da hani her ikisini çıkarsalar bile muhtemelen her iki diskte Türkçe olmayabilir. O yüzden sadece 4K Türkçe olarak çıkabilir. O yüzden özellikle Saving Private Ryan'ı bekliyorum. Tabii hani Forrest Gump da güzel bir film ama Air Ryan'ı kurtarmak şu an benim için daha öncelikli olarak hani sevdiğim filmler sıralamasından dolayı. Ayrıca yeni çıkan filmler arasında Maze Runner The Death Cure de çıktı Steelbook olarak. 3D'si çıktı mı onu tam bilemiyorum. Ayrıca Professor Marston and The Wonder Woman çıktı. Normal versiyonu olarak. O, hani ülkemizde çıktı mı onu da bilmiyorum. Hani vizyon tarihi aldı mı onu tam olarak bilemiyorum. Ama Amazon'da çok öncesinden görmüştüm çıkacak diye. Buraya da getirmişler. Ayrıca de Roman J. Israel'da çıkmış olması lazım. O da 54-55 lira civarında bir fiyatı olması lazım. Normal versiyonları. Biraz daha şimdi Steelbook yeni çıkacaklar. Normalde şu en son Murder on the Orient Express'te 80 liradan çıkmıştı. 100 liraydı normalde. Hani internet fiyatı. Ama şimdi mesela Shape of Water ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'de, hatta dün de aslında gelmiş bulunmakta, aslında aldım ama bunu 120 liradan çıkarttılar. Daha da hani bir 20 lira daha dövizden dolayı fiyatları artmış durumda filmlerin. Diğer normal 3D versiyonlarını da yansıdı ki Jumanji'nin de ayrıca öyle. Jumanji'nin de 4K'sı çıktı zaten. Steelbook versiyonları olarak en çok beklediklerim aslında kesinlikle Shape of Water. Bir de Greatest Showman vardı ama şeyi çok seviyorum. Hani müzikal sevdiğim bir tür. Çok da nadir bir tür aslında. Öyle hani sürekli çıkan bir tür değil. Yapıldığında da iyi yapılan bir tür aslında. Greatest Showman de aslında güzel bir filmdi ama şu anlık en azından alabileceklerimin listesinde pek bulunmuyor ki şu an İşte 2001'i çok istiyordum. Three Billboards'u almış bulunmaktayım dediğim gibi. Normalde coverları aslında Steelbook tasarımıyla normal versiyonunkiler aynıydı. Siyah bir hani renk tonlarındaki olan bir tasarım vardı. O aynı olduğu için Steelbook aslında pek bir özelliğini, değişikliğini görmediğim için normal versiyonu aldım. Dün de geldi. Amazon Almanya'da gösterilen aslında daha güzel renk tonları olsa da pek de hoşuma gitmeyen, en azından diğer cover'ı daha çok hoşuma gitti. Bir normal versiyonu tasarımı gelmiş oldu. Ama hani film zaten iyi olduğu için pek de hani sorun etmedim ama en azından farklı olarak gösterebilirlermiş. Tarihleri aslında normal bir film gösterdiğinde Three Billboards Shape of Water aynı Mayıs'ta tane çıkacak diye gösteriyorlardı. 6 Haziran'da ama çıkacak normal Shape of Water. Onun yani müthiş bir dizaynı var, Steelbook tasarımı. Harika olmuş kesinlikle. Onu şu an bir bekliyorum. 2001 ertelendiği için şu an hani onu alamayacağım. Ayrıca Taxi Driver geldi yeni olarak. Gone Girl yine eskilerden çıkanlardan yine gelmiş bulunmakta. Şu an hani Reset'te o iki filme de bulabilirsiniz. Fiyatlarını ama şu an maalesef bilmiyorum. Ayrıca Gladiator 4K'ya gelecek. Jurassic Park'lar 4 filmi birden 4K'ya gelecek. Patriot gelecek. Mel Gibson'ın filmi. Heath Ledger'la birlikte olan. Prestige zaten çıkmış durumda.
Onun dışında bir de Bridge on the River Kwai filmi. 4K'ya gelecek. Hani klasikleri getirmeleri aslında daha güzel. Böyle 4K kalitesiyle gelmiş olmaları. Gelecek olmaları. Onun dışında Crouching Tiger and Hidden Dragon var ve E.T. filmleri gelecek. Bence güzel filmler seçmişler. İlk baştaki bu partide en azından. İyi filmler seçilmiş. Klasikleri getiriyorlar. Bekliyoruz bakalım ne zaman gelecek. Tarihleri değişecek mi, ertelenecek mi göreceğiz. Ayrıca de yeni aldığım kitapları gösterdiğim, tanıttığım, hani konulardan bahsettiğim. Bir de iki tane de plak aldım yeni. Onları göstermek istedim. Bir video çekmek istiyorum ki onların da ilerleyen zamanlarda incelemelerini yaparım diye düşünüyorum. Bir de 90'ların en iyi komedileri. 20-25 film olabilir. Çünkü hani bayağı iyi filmler, güzel komediler bulunmakla ki 90'lar ve 2000'ler bence komedinin en iyi zamanları. O yüzden hani belli bir listem var şu an. Birkaç tane ekle çıkar yapabilirim. Onları şu an hani bir iki tane de izlemediklerim var. Onları izliyorum şu an. O tarzda bir liste yapmak istiyorum. Koleksiyona gelecek olursak bu ayki aldıklarım yine 15 tane film var. İlk olarak muhtemelen geçen güncelleme de bahsetmişimdir. Godfather gibi böyle hani suç polisiye türünün en iyi örneklerinden bence. Ve Untouchables, Dokunulmazlar, Kevin Costner'ın, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro'nun Al Capone oynadığı ve Sean Connery'nin Melon'u oynadığı mükemmel bir film. Hatta Gangster Squad da yeni yapımı gibi tam birebir olmasa da konusu yine orada da bir mafyayı çökertmeye çalışıyorlardı. Burada bir grup hani teşkilattan polis bir araya gelip Al Capone'u durdurmaya çalışıyorlar. Yani Kevin Costner da, Robert De Niro da bence yani Sean Connery de harika oyunculukları var. Ki bu arada hani bu aralar bazı oyuncuların Kevin Costner da buna dair birkaç filmi, eski filmi böyle denk gelip hatta şimdi hani koleksiyon güncellemesini yani buradaki filmler dışında göstereceğim. Bazı filmler hani böyle peş peşe geldi aynı oyuncuların. Hani izlemesi de daha böyle zevkli oldu. Türlerinin bence iyi örneklerinden. İzlerken bayağı bir eğlenceliydi. Hani bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Hani fiyatları ben hani 40 liraya buldum ama 50-60 liraya bulursanız bence alın. Çok da o kadar hani nadir bir film olduğunu söyleyemem. Çok iyi bir film kesinlikle ama Tiglon baskı olduğu için biraz nadirmiş gibi gözüküyor. Ama çok da yüksek değildir muhtemelen fiyatı. Hani 50-60 liraya bence bulursanız kaçırmayın. Ekstra da gayet güzel. Yani ilk filmimiz buydu. Bu tarz hani filmler bulursam yine hani almayı düşünürüm kesinlikle ama şimdilik hiç yani gözüme ilişmedi. İkinci film Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick'in son filmi. Yani çoğu kişi de bu filmi Illuminati filmi olarak hani bilir ki zaten birkaç gün sonra film çıktıktan sonra yani çıkışı da zaten sorunlu olmuştur. Çünkü hani çoğu gerçeğe dayalı gibi hatta hani gerçeğe dayalıdır muhtemelen ki hani bu hatta filmin çekildiği o malikane de bu önemli ailelerden bir tanesiydi hatta. O yüzden ifşa ettiğin Çin öldürüldü diye bir dedikodu var tabii Stanley Kubrick'in. Kubrick'in son şaheseri. Yani Kubrick hani bir daha hani o tarz bir yönetmenle bir Kubrick daha gelmeyecektir. O tarzda böyle mükemmel bir filmler yapabilen. Çünkü hani bu kadar mükemmel olmasının nedeni hem zamana göre çok iyi filmler yapmış olması, farklı farklı filmler ve hani böyle titizlikle işlemesi her film böyle. Her bir saniye bile 100 kere çekebilen yani iyi filmler yapıyoruz diyoruz ama çalışmak da hani Kubrick'te biraz zor maalesef ki. Ama her şeyin bir bedeli var tabii. Çıkan ürünleri de filmleri de harika filmler kesinlikle zamanların ötesinde. Eyes Wide Shut da bence öyle. Zamanın ötesinde hatta çok hani küçükken bu Kurtlar Vadisi'nde de vardı bu tarz. Hani izlemiyordum ama bir yere denk gelmiştim hani bu Illuminati ile ilgili. Herhalde onlar da Eyes Wide Shut'tan gördükten sonra gözleri tamamen kapalı diye geçiyor. Hatta geçen de bir iki hafta önce olması lazım. Game Night diye bir film çıktı.
güzel bir film, yani komedi filmi. Hani iki çift var, yani pardon bir çift var. Arkadaşlarıyla birlikte böyle her hafta oyun gecesi düzenliyorlar ama böyle sürekli böyle yarış hallerindeler. Hani iyi oyuncular diyelim. Bir gün işte abisi geliyor ve hani onları gerçek bir oyun gecesi, gerçek olaylarda hani birisi kaçıracak işlerinden, onu bulup ödülü kazanacak. Orada bir sahne var hatta, kendileri diyorlar. Ice White Shot ile Fight Club'ın karışımı bir sahne diyelim. O tarz bence küçük bir gönderme de bence güzel olmuş. Yani Ice White Shot bence hani Illuminati ile ilgili o tarz dünyayı yani bize en iyi şekilde bence gösterebilecek en iyi film örneği. Yani Kubrick zaten ince ince dokunmuş. Her sahnesi, her detayı, yani detaylarla dolu bir film. Bunu maalesef hani Türkçe altyazı yok, yani ülkemizde hiç çıkmadı. Normal hani bu özel koleksiyonluk DVD'leri var, beyaz böyle coverlı. Onlar da işte kendi yani Kubrick'in işte Lolita'sıdır, Eyes Wide Shut'ıdır, işte Clockwork Orange'ıdır işte. O filmler var hani, ama DVD olarak Türkçe hani çıkmış. Blu-ray yok. Bunu ben 25 liraya aldım. Fena da yani ekstraları da yok. Hani Amazon'da satılıyor. Orada da 7-8 euro olması lazım. Güzel bir cover'ı var aslında. Hani çoğu Blu-ray, aslında Blu-ray tasarımlarının hepsinde tam böyle normal film cover'ı, posteri benim hiç hoşuma gitmiyor. En azından Ice White Shot için söylüyorum bunu. Bu Blu-ray tasarımları, cover'ların tasarımlarında filmdeki en can alıcı, hani püf noktasındaki esas konusunu anlatan en önemli elementleri, eşyaları seçiyorlar. O da hani bu maskeyi seçmişler. Bence kesinlikle doğru bir tercih olmuş. Bu da ikinci filmimizdi. 99 yapımı, aynen. Son filmi. Yani keşke yaşasaymış da daha güzel filmler görseymişiz. Üçüncü filmimiz yine Nicole Kidman filmi Moulin Rouge, Kırmızı Değirmen. Yine kesinlikle mükemmel bir film. Muhtemelen benim hani bir numaralı müzikal filmidir. Hani eski böyle yani West Side Story gibi, Singin' in the Rain ya da yeni filmlerden işte Greatest Showman olsun, La La Land olsun, bunlar da güzel filmler ama muhtemelen hani bu Moulin Rouge, Kırmızı Değirmen beni en çok etkileyen, en çok masalsılığa sahip olan, ki ayrıca Ewan McGregor da zaten bu tarz filmi bence çok seviyor. Çünkü hani Big Fish de, Büyük Balık da aslında bu tarz filmdir. Hani Ewan McGregor'ın hani bu arada yine çoğu filmini izlemiş bulunmaktayım. Ghost Rider olsun, bu Island filmi olsun, Scarlett Johansson'la birlikte. Hani bir hep bir yüzünde bir saflığı olduğu için bence çok yakışıyor bu tarz rollere. Big Fish'teki rolü de bence öyleydi. Bu filmi sevim nedeni kesinlikle bu müzikaller arasındaki en iyi masalsılığı ortaya koyan film olduğu için muhtemelen. Bunu seviyorum. En önemli nedeni bence bu. Hani bir nedeni de muhtemelen Nicole Kidman'ın hani en çok etkileyici gözüktüğü filmi bence buydu. Bunu 40 liraya buldum yine. İyi bir fiyat bence. Hani 50-60 lira biraz zor bence çıkması ama bir en son gördüğümde muhtemelen yani görmedim. Bir tek DVD Center Beşiktaş'ta vardı ama gitti gidiyordu. Bir kere gördüm. Orada da 120 lira civarında bir şey olması lazım. Hani çok da zor bulunan bir film aslında. Yine Tiglon. O yüzden muhtemelen. Ama bulursanız bence kesinlikle kaçırmayın. Ya da hani Netflix'te varsa oradan da kesinlikle izleyin. İçini bir hani göstereyim. Şöyle bir kartı da var içinde. Kartpostalı var içinde. Güzel düşünmüşler bence. Güzel bir hani romantik müzikal filmi bence. O yüzden hani bulursanız kaçırmayın. Ekstraları da hani 5-6 farklı ekstrası var. Bence hani kesinlikle alabilir. Müzikali özellikle seviyorsunuz türünü. Kesinlikle almanız gereken bir film. Ve dördüncü film Chinatown. Jack Nicholson ve Faye Dunaway'in Chinatown'ı, Çin Mahallesi. Harika bir film. Kesinlikle bu muhtemelen Alman baskı olması lazım. Ama ismi hani Çin Mahallesi en fazla hani filmde 5 dakika gözüküyor. Hani filmin ismini de hani bir olaydan dolayı aslında geliyor. Hani söylersem
tüm zevki kaçacak diye söyleyemem. Güzel de bir kavu var, ben kavarı var bence. Hani konusu ise bir kadın kocası onu aldattığını düşünüp, Jack Nicholson yani burada dedektif oynuyor. Ona gidip hani bu aldattığını belgelemesini istiyor. Jack Nicholson da bunu hani Los Angeles'ta geçiyor film. Kocasını takip etmeye başlıyor. O arada da hani susuzluk problemi var Los Angeles'ta barajla ilgili. Onu takip ediyor ama sonradan hani işlerin, kocası da önemli birisi. Hani aslında bu kadar basit bir iş gibi gözükse de, başta hani Jack Nicholson hani kolay bir iş olduğu için kabul etmek istemese de hani zorla almış oluyor parasından dolayı bu görevi ya da işi diyelim. Ama hiç beklediğinden çok farklı bir yere gidiyor. Daha böyle büyük isimlerin olduğu, daha büyük bir komploların olduğu bir yere çıkıyor aslında film. Farklı yerlere gitmeye başlıyor, onu araştırmaya başlıyor. Sonra da Çin mahallesine bağlanıyor film. Çok detay verirsem zevki kaçacağı için pek bir şey söyleyemiyorum. CD'si yani şeffaf bunun yapmışlar. Normalde 4K versiyonlarında bunlar oluyordu ama yani bunu 25 liraya aldım. Türkiye'de de çıkmadı yani. DVD'si bile çıktığını bilmiyorum ama Blu-ray'i burada hiç ben görmedim. 4K şey normal versiyonunda, DVD'si de dahil. Ama hani bulabilirsiniz ya da bir yerde, herhangi bir yerden, Netflix'te varsa bence kaçırmayın derim. Harika bir film. Bu hani eski bir film zaten. Bana şeyde havası bakımından da biraz şeyi hatırlatıyor bana. Vertigo tarzı, hani Alfred Hitchcock filmini biraz andırıyor bir film. Onun hafif bir yakınlığı var diye düşünüyorum. Hafif böyle gizeminden dolayı olabilir. Bir Vertigo'yu da hani izlemeseniz kesinlikle izleyin. O 5 filmi de ben bulmaya çalışıyorum. Alfred Hitchcock Collection, işte Rear Window, Birds, işte Vertigo'nun olduğu iki daha filmi vardı. Şu an hatırlayamıyorum. Onları hani bulmaya çalışıyorum ama onun da fiyatı, onun da zamanlar galiba Tiglon çıkartmış diye hatırlıyorum ama onun da fiyatı hani 250 lira olduğu için pek de bulunmuyor aslında. Hani onu da bulursam Vertigo ile birlikte almak istiyorum. Hani Chinatown'ı bence kesinlikle kaçırmayın. İzleyin, görürseniz, denk gelirseniz. Hani film posteri biraz garip gelebilir. O yüzden direkt hani geçebilirsiniz görüntü bakımından, posterinden dolayı ama hani denk gelirseniz kesinlikle izleyin. Ve bu güncellemenin bence kesinlikle en önemli parçası. Ve hani nasıl buldum bilmiyorum ama büyük bir şans. Uzun zamandır arıyordum. Blade Runner'ın ilk filminin Digibook. Geçen güncellemede bahsetmiştim. Harika bir tasarım. Hani bunu normalde ben 120 lira civarında şeyini bulmuştum. Normal böyle içinde spinner oldu, işte arabasının olduğu bir kutu da böyle. İçinde normal Blu-ray diskinin, normal Amaray versiyonunun olduğu. İçinde bir de artwork'ü vardı, işte kitapçığı. Çalışmanın olduğu, işte sanatsal çalışmanın daha doğrusu. Öyle bir versiyonu vardı, 120 liraydı. Hani daha da düşer diye almamıştım git gidiyordu. Sonra gidince pişman oldum. Normal versiyonu aradım. 4K'sı vardı. 4K'sında 4K şeyi yoktu. Türkçesi yoktu. Normal versiyonu. 4K'sında sadece vardı. Normal versiyonu da işte bu ikisiyle birlikte 100-150 lira arasındaydı. Dedim hani bekleyeyim bari. Sonra nasıl olduysa şansa bu denk geldi ve 25 liraya buldum. İnanılmaz bir şans. Hem DVD'si var, hem normal ekstraları var, hem de normal diski var. Bu 3 diskten oluşan, içinde artwork'ü de olduğu bir Digibook versiyonu. Türkçe var kesinlikle. En büyük şansım zaten o oldu. Pek beklemedim Türkçe olacağını. Ama şansı çıktı zaten. Bu zaten şey gibi oldu. Hani Harry Potter'ları şu an arıyorum. Hani zor bulmak ama bu da öyle bir filmdi aslında. Hani bir doruk noktası gibi olabilir. En üst nokta benim bulabileceğim filmler arasında, ki bu versiyonu ele bulabilmek. Ondan sonra biraz koleksiyon yavaşlamış oldu. Yani pek fazla ilgilenmemeye başladım hani. Bu filmden dolayı, ama müthiş bir film. Hani Steelbook'u ile birlikte harika gözüküyorlar ikinci filminin. Onu da Steelbook'un da hani diğer Cyberpunk türündeki bir renkli cover'ın olduğu Steelbook'un da bulsam onu da almak isterim aslında.
Hani Blade Runner dünyası çok apayrı bir dünya. Bu Cyberpunk türünün, bilim kurgunun başlangıç bir filmlerinden. Çoğu filme ne denir? Hani katkı sağlamış. Çoğu filmi hani Blade Runner'dan yararlandı. Apaçık ortada. O yüzden önemli bir dünyası olan ama arkadaşlarımın çoğunun sevmediği bir film. Maalesef bir tür en azından yavaşlığından dolayı bilim kurgunun. Biraz da aksiyon bilim kurgusunu seviyor olanlar. Yani Arrival bir yatanı tarzı olmadığı için. Ama mükemmel bir parça kesinlikle. Normal versiyonu da bulursanız uygun fiyata kesinlikle kaçırmayın. Şu an üçte biri bitti filmlerim ama bayağı konuştum galiba. Evet, altıncı filmimiz Kurtlarla Dans. Dances with Wolves. Mükemmel bir film. Daha önce duymamıştım. Karşıma denk gelince hani fiyatı uygundu. Hani 40 liraya buldum. Normalde çünkü şu an bakarsanız gitti videoya. 130 ile 180 lira arasında satıyorlar. Çok hani yüksek fiyatları var. Ki 7 tane Oscar ödülü almış. Kevin Costner'ın hani dediğim bu hani hem şeyle denk geldi, Untouchables'a denk geldi hem de Dances with Wolves arka arka izleyince iki farklı tür. Yani mükemmel bir film kesinlikle. İzlememişsiniz, kesinlikle izlemeniz gereken bir filmlerdi. Kesinlikle ilk yüzüme girecek bir film. Tür olarak da benim hani çok sevdiğim bir tür aslında. Amerikan ordusuyla bu Amerikan yerlilerin arasındaki savaşı konu olan Western tarzı filmleri hani benim hoşuma gidiyor. Ama bu film o tarz bir film değil aslında. Konusundan biraz bahsedeyim. Kevin Costner, yani Dunbar bir Amerikan ordusu subayı ve hani bir cesareti sonucunda istediği yere görevlendirme biliyor. Onu seçmesini istiyorlar. O da bu Amerikan yerlileriyle işte bu ordusunun arasındaki bir sınır noktayı seçiyor. Bir outpost'u, bir ileri karakolu seçiyor. Haber yolluyor. Oraya da hani gittiğinde kimsecikler zaten yok. Sınır olduğu için muhtemelen hani işgal etmişler. Çok hani kötü de bir durumda. Oraya tek başına gidiyor. Orayı bir adam etmeye başlıyor. Düzenlemeye başlıyor. Düzgün bir hale getirmeye çalışıyor. Orada da hani haber yolluyor. Onun yeni işte ordu gelene kadar burayı düzenleyecek. Bu arada da o sınır kabilesi geliyor oraya, Amerikan yerlileri. Biraz hani gözlerini korkutmaya çalışıyor ama sonradan bu arkadaşlığa dönüşmeye çalışıyor bir olay sonucunda. Bu aralığındaki ilişkiyi anlatıyor. O yüzden önemli bir film. Çünkü bu iki kesim, hem Amerikan ordusu ve Amerikan yerlileri, bu birbirine zıt iki kesimin arasındaki dostluğu anlatıyor bu film. Filmin ismi de güzel bir sahneden geliyor, Dances with Wolves. Kesinlikle hani izlemediyseniz muhtemelen hani Blade Runner'dan sonra bu filmi önerebilirim. Çünkü diğer normal konularından çok daha farklı bir film türü olmuş. Diğer daha çok böyle hani violence, vahşilikten çok daha böyle dostluk bir filmi olmuş. Ki ayrıca hani bu arada tam bu türe benzeyen yeni bir film de çıktı aslında. 2017'de çıktı. Rosamund Pike ve Christian Bale'in oldu. Hostiles, Vahşiler. Yine bu iki zıt kesimin birbirleriyle savaşlarından sonraki bir artık hani dostluk, bir barış anlaşması imzalayacaklar. Bu iyi gösteri olarak da şey, iyi niyet olarak da bu başlarındaki kabilenin reisini kendi topraklarına götürecek. Christian Bale, bu Amerikan subayı. Bunu hani görevlendiriyorlar. Ama zamanla cidden çok kan dökülmüş. O arada hani götürene kadar da bu ikisinin hani düşmanlığı güzel bir dostluğa dönüşmeye başlıyor. O olayları anlatıyor ama hani film muhtemelen 2018'de burada çıktı bizde. Yani direkt gittim. Pek tutulduğunu düşünmüyorum maalesef. Pek giden olacağını zannetmiyorum film için. Ama hani filmde sürekli böyle bir şeyler oluyor. Sürekli böyle hani hiçbir boş sahnesi yok. Çok böyle hani biraz da hani dram üzerine zaten kurulu bir film. Daha çok böyle hani aksiyon sahneleri var gerçi ama çatışma sahneleri zaten normal olmasa ama daha çok böyle dram üzerine dayalı bir film. O yüzden hani Christian Bale de ayrıca hani Rosamund Pike de güzel seçimler olmuş. Ayrıca hani Peaky Blinders izleyenler bilecektir. Ayrıca Arthur da filmde oynuyor. Daha fazla bir hani küçük bir rolü var ama da biraz daha fazla olsamış o da iyi olurmuş. Ayrıca Timothy de oynuyor. Bu Call Me By Your Name filminde
şu an hani pek izleyemedim onu, hani zamanım olmadı izleyecek. Hani hem onda oynamış geçen yıl, hem Lady Bird'de oynadı. Bir de bunda ayrıca bir küçük bir rol var. Bence hani iyi bir yıl geçirmiş. Hani Interstellar zamanında oynadı ama bence 2017'yi gayet iyi bir şekilde geçirmiş. Üç film güzel bir film bence. Hani izlemediyseniz Hostiles'ı, önce Dances with Wolves'ı izleyin, sonra Hostiles'ı izleyin. Bence hani kesinlikle güzel bir film her ikisi de. Bu göstereceğim film de aslında The Last of the Mohicans. Bu da Daniel Day-Lewis'in mükemmel oyunculuk. Phantom Thread'ini hala izleyemedim. Kesin harika bir oyuncu ama benim favori karakterim aslında Gangs of New York çetelerindeki rolü, benim en çok sevdiğim karakterdi. Burada da güzel bir karakteri oynuyor. Burada da Amerikan ordusu, pardon, İngiltere albayını, kızını bu Fransızlarla yine Amerikan yerlilerinin arasındaki savaştayken teslim etmeye çalışıyor. Yani korumaya çalışıyor. Bir tuzakta adamları falan öyle bir konvoyda götürürken kızları. Daniel Day-Lewis işte onları kurtarıyor. Sonradan da onları teslim etmeye götürüyor. Yani teslim etmeye için yola çıkıyorlar. Kesinlikle yine güzel bir film. Yalnız bu arada Dances with Wolves'da, The Last of the Mohicans dediğim gibi sevdiğim türün filmleri. Denk gelmeleri de bu güncellemede iyi olmuş aslında. Bu film de aslında 40 lira. Ama bu yabancı bir baskı olması lazım. Fena bir ekstraları yok. Ama 50 liraya bulabilirsiniz bence. Devri Center Beşiktaş'ta vardı. 50 liraya görmüştüm ama kampanya üründü. Sonradan hani 60-70 lira, 80 lira civarında olabilir. Çok da yüksek olacağını zannetmiyorum ama 50 liraya bulabilirsiniz bence. Bir sonraki filmimiz ve yine o tür aslında, yine o dönemde geçen ama Amerikan İç Savaşı'nda geçen Mel Gibson'ın yine bence hani Braveheart tarzında, ki zaten Braveheart onun için kendisinin olduğu en iyi filmdir. Öyle derdi daha doğrusu kendisi. Kendim olduğum tek filmdir der. Patriot da o tarz bence kendisinin olduğu bir film bence. Patriot bu American Revolution dedikleri hani iç savaşta geçen bir film. Bir Benjamin Martin diye birisini canlandırıyor Mel Gibson. Çiftçi olan birisini. Daha çok hani bu iç savaştan yana olmayan, savaştan daha çok hani yana olmayan, daha böyle barışçı yolların izlenebileceğini düşündüğü bir çiftçi canlandırıyor. Ama hani oğlu Heath Ledger bu iç savaşa katılıyor. Mel Gibson da hani bir sürü çocuğuyla bu çiftlikte kalıyor. O yüzden hani bu savaşı desteklemiyor. Sonra hani bir gün British Officer'lık, yani İngiliz subayı Jason Isaac hatta canlandırıyor. Hani Draco Malfoy'un babası, hani Lucius Malfoy. Hani oradaki karakterinden burada nasıl bir karakter, bir kişiliği olduğunu biraz da olsa tahmin edebiliyorsunuz. İyi şeyler yapmıyor Mel Gibson'a karşı. Hani Mel Gibson'a bunu hani yanına bırakacak hali de yok. Ondan sonra bu iç savaşın bir öncüsü haline geliyor. Filmde bu süreyi hani aralığı konu alıyor. Güzel bir film kesinlikle. Alınması, izlenmesi gereken bir film. Braveheart'a yakın bir film aslında. Hani ruh olarak da. Bunu ben 20 liraya buldum. İyi bir fiyat bence. O normalde 35-40 lira civarında. Bulursanız bence kaçırma yani. Nedense bu dediğim gibi yine çok benzer filmler almışım bu güncellemede. Güzel de ekstraları var bu arada hani şey Patriots'ın. Bir sonraki filmimiz The Others, yine Nicole Kidman'ın. Bu kaçıncı filmi? Üçüncü filmi yine bu güncellemede. İki ya, aynen. Ya, tür olarak çok benzerler var. İki tane Kevin Costner var. Üç tane Nicole Kidman var bu güncellemede. Denk gelmiş dediğim gibi. Bence hani Nicole Kidman'ın dönemi tam 2000 zamanlarıymış. Hani 99, 2003, 2004 arası. Tam böyle hani 3-4 filmin, ama ki bu arada Tatlıcadı diye bir tane filmi var böyle. Çok gereksiz bir film. Kötü bir film bence. Niye oynamış onu da bilmiyorum ama. Ama bence hani o aralığı bence en iyi olduğu zamanmış. Harika filmler bence hani çekmiş. Sonradan bir düşüşe geçti ama Big Little Lies diye bir tane dizisi çıktı. Orada da ödül aldı zaten. Ama hani bence en iyi zamanı o 2000 zamanı başlarıymış.
Others da güzel böyle gerilim bir filmi. Tam böyle korku denemez. Ama şey bir tane filme çok benziyor. O filmi söylersem o filmin spoiler vermiş gibi olacağım. Sonunu söylemiş gibi olacağım. O yüzden hani Others'ın şeyini izlemeyin. Fragmanı izlemeyin. Diğer filmi aslında söylersem yine buna spoiler olmuş olacak. Sonu daha önceki videolarda da muhtemelen söylemişimdir. Yine Secret Window gibi. Pek bir vuruculuğu yok. Hani güzel böyle oraya kadar güzel getiriyor. Güzel gerilimi var. Ama hani sonunda direkt açıklıyor. Fragmanı izlemelerin de aslında bu korku sahnesinin, tam korku sahnesinin aslında filmi açıklamış olması. Tek bir sahnesi var zaten. O da zaten yetiyor. Ama kesin güzel bir gerilim. Çok hani gariplikleri de var. Film zaten başlangıcından beri. Çocuklarından dolayı olsun. Evin sürekli karanlık halinden olsun. Biraz anlayabiliyorsunuz filmi ama dediğim gibi bir vuruculuğu yok. Böyle Fight Club'da, Shutter Island'dır gibi. Bir, hani sonraki böyle sürprizi, vuruculuğu yok filmde. Yine de güzel bir film. Türünün iyi örneklerinden. En iyi örneği var ama onu söyleyemiyorum. Çünkü hani onun fragmanı bir kere izleyince direkt bütün hani filmi izlemeyin artık. Bütün sürprizi kaçıyor. İzleme keyfi tamamen yitiriyorsunuz. O yüzden hani fragmanı izlemeden direkt bu filmi izleyin. Bunu da ben bunu da 20 liraya buldum. Az sanat baskısıymış. O yüzden artık üretilmeyecek maalesef ki. Az sanat battığı için ama az sanatın da ben pek menülerini pek hoşuna gitmem. Gitmiyor. Çünkü hani geçilemiyor. Geçen şeyini izledim hatta. The Nine Gate filmi vardı. Yine bu Johnny Depp'in filmi. O tarz filmlerden hani ben hoşuma gidiyor. Orada hani menüler kesinlikle geçiyor. 4 dakika sadece fragman izletti bana. O yüzden As Sanat'ın menüleri pek hoşuma gitmiyor ama çıkarttığı filmler de gayet güzel filmler. Fragmanı izlemeden bence kesinlikle izleyin. Ama şu an fiyatı bayağı yüksek. 40 liraya denk geldiği de oldu. Ama normalde gitti gidiyordu 90 liraya, 80 liraya satıyorlar. O yüzden biraz pahalı film ama yine de ucuza denk geliyor. Şimdiki film yine kesinlikle güzel bir film. Çok harika bir tasarım var. Bunu da muhtemelen şeyini yapacağım hani incelemesini yapacağım. Mad Max Fury Road. 3D şu yazı olmasaymış ne, çok gereksiz olmuş bence. Yani güzeldi bir yani cover'ı var. Metal de iyi ama biraz ötüyor nedense bilmiyorum. Bu şey ama Steelbook değil. Bu metal pack. Bence hani Mad Max Fury Road bu apokaliptik, post apokaliptik filmlerin arasında yani aksiyon bakımından da harika bir film kesinlikle. Bu türün bence şöyle diyeyim hani iyi örneklerini sayayım. Şimdi The Road var mesela. The Road da harika bir filmdir ama çok ağır bir filmdir bence dram bakımından. O mesela o da çok iyi bir film. Diğer yine Mel Gibson'ın üçlemesi var Mad Max'in. O da güzel bir film. I Am Legend öyle. Aslında şey de öyledir. Matrix de bir apokaliptik bir filmdir aslında. Ama hani onu kenara atalım, yani koyalım bence. Ama şey apokaliptik, post apokaliptik deyince insan aklına böyle hani çölde geçen bir film geliyor aslında. The Book Eli de mesela öyledir. Denzel Washington'ın. Children of Men mesela. Şeyi çok severim. Snowpiercer aynen. Chris Evans'ın, Captain America'nın filmi. Onlar güzel örnektir. Mesela ayrıca hani Brad Pitt'in filmi vardır. Bu 12 Maymun, 12 Monkey. O da güzel bir filmdir. Yani bunlar iyi bir türler ama bence en iyi türünün en iyi örneği bence aksiyon da dahil olmak üzere Mad Max Fury Road. Bunu ben 90 veya 100 lira olması lazım. Yani daha önceden normal versiyonu buldum. Amarin'in normal mavi kutulu halde. Blu-ray kutusunu. Orada 75-80 liraydı. Yani doğal olarak almadım ama Steelbook'unu görünce çoğu yerde de yoktu zaten. Satılmıyordu. Nadir bir durumdaydı. Şeyi de güzeldir aslında. Keşke olsaymış. Sonradan bir Black Chrome versiyonu çıkarttılar. Siyah beyaz bu Logan'da olduğu gibi. Noyer dedikleri. Keşke siyah beyaz versiyonu olsaymış. Burada normal ve 3D versiyonu var. Bunu muhtemelen incelemesini yapacağım sonradan.
Hani Fight Club'ı almadan önce aslında bunu yapmak istiyordum. Fight Club'ı alınca onu yapmış oldum. Yani sonradan Big Lebowski geldi gerçi. Ama hani görünce kaçırmak da istemedim. Harika gözüküyordu. Daha önceden görmüştüm, almamıştım. Bu 2-3 yıl önce olması lazım. O zaman 50 lira civarındaydı. Hatta The Book of Eli'in de Silk'ı vardı. Yani zamanında pişmanlıklar oluyor. Uygun fiyatı bulup da almayınca. Şimdi 100-120, 200 liraya bile çıkabiliyor. O yüzden hani bulmuşken almak istediğim çok değerli bir parça bence. Ayrıca bu trilojinin işte üçlemesinin bir önceki Mel Gibson'ın. O da 100-120 lira arasında bir üçlemesi var. Hani kutu, box halinde. Ki ayrıca bir de şeyi de var. Bir benzin kutusu halindeki bir koleksiyonlu parçası da var. Biraz gereksiz ama yine güzel bir parça olabilir. Uygun fiyatı bulursam onu da alacağım. Şimdiki filmimizde Johnny Depp ve Armie Hammer. Armie Hammer'ı ben ilk defa burada görmüştüm. Maskeli Suvari, Lone Ranger. Bir ara hani biraz pahalı duruma gelmişti hani fiyatları. 40-50-60 liraya gelmişti. Onu ben 20 liraya aldım. Güzel yine böyle aksiyonuna ne diyeyim, yine western tarzı. Bu da cidden eğlenceli bir filmdir. Çok iyi olmasa da diyelim. Yine Johnny Depp'in hani karakter oyunculuğu, harika karakterlerini. Yani benim en gerçi hani Captain Jack Sparrow zaten favorim. Ama burada da iyiymiş bence. İyi oynamış. Fena değil. İyi aksiyonları var, değişik aksiyonları var. Tren sahneleri. Eğlenceli bir film. CD'sin label'ın rengi de şey gibi yapmışlar. Avengers kahraman filmlerinin olduğu gibi işte yapmışlar serisini. Bunu ben işte 20 liraya aldım. Hani ama bunu ben şeye benzetiyorum daha çok. Jackie Chan'la Owen Wilson'ın filmleri. Shanghai Noon, Shanghai Nights. Hani Shanghai Şövalyeleri. Hatta yenisi de şu an prodüksiyon aşamasında. Üçüncüsü de geliyor. Shanghai Down olması lazım. Onu da çok bekledim. Yani bulabilirsem, burada çıkmadı normal Blu-ray'i ama bulabilirsem hani Blu-ray'ini kesinlikle almak istiyorum. O türe benziyor bence. O aksiyona benziyor bence. Hafif böyle komedi ögeleri de var filmin içinde. Bence hani eğlenceli bir film olmuş. Bulursunuz bu filmi de alın. Son 4 filmimiz. Cover'ını ben değiştirdim. Çok daha güzel bir cover'ı var bence. Iron Man 3'ü aldım. Sadece ikisi vardı. Bunu da 20 liraya aldım. Hem 3D'si hem de normal 2D'si yine bulunmakta. Dediğim gibi Lone Ranger'la aynı. Nedeni ne bence? Evet, Disney'den dolayı. O yüzden. Disney diskinden dolayı oluyor bunlar. Tasarımlar. Yani benim favorim muhtemelen Iron Man 2 olur. 2 vardı. Pardon, bende hiç yoktu galiba Iron Man. Ya ikisi vardı ya hiç yoktu. 1 ve 3'ü aldım. Aynen 2 yoktu. Hiç yoktu bende. 1 ve 3'ü aldım. Şimdi ikisi kaldı. Spider-Man'in ikisi var. 1 ve 3'ü yok. Onu bulursam alacağım. Ben yani zaten Avengers'ın başlama nedeni Iron Man. Kesinlikle hani 3'ü de bence hani eğlenceli filmler. Ki zaten hani şu an hani Avengers serisi olsun, Harry Potter'lar olsun, Star Wars'lardır, Ocean'lar. Yani bu tarz işte Dark Knight'lar olsun. Bu tarz serileri ben her yıl birer kez yapıyorum. İşte Lord of the Rings'lerdir, Hobbit'lerdir. Daha hani bir sürü film var. Ne bileyim işte Cornetto üçlemesi olsun, Avengers'lar olsun. Başka var mı? Başka da hani hatırladım. Hani Matrix var aynen. Pirates of the Caribbean var. Onları ben her yıl hani birer kez yapıyorum ama işte Harry Potter'lar maalesef ki hani hem Sırlar Odası hem de Melez Prens'ten dolayı yapamıyorum. Hani bulana kadar izlemeyeceğim dedim kendi kendime. Çıkmıyor yani, bulamıyorum da. 400 lira da vermek istemiyorum 8 filme. Hani durduk yere en azından. Şu an hani onları beklediğim için Harry Potter'ları maalesef yapamıyorum. Steelbook'ları vardı zamanında, 150 liraydı. Ona da o kadar hani yine gereksiz bence. Ama Iron Man hani bence cover'ı da harika zaten. İlk shorty'nin tasarımları. Zaten buradaki çoğu ve en üstlerde var. Onları biraz daha yukarıya koydum.
güzel bir tasarım var kesinlikle. Değiştirdim, normal kapı zaten. Pek hoşuma gittiği söylenemez. Ve bu filmimizde aldığımız, bunu ben 10 liraya aldım. Iron Man 20 lira, bu 10 lira. Yahşi Batı. Yahşi Batı muhtemelen yine şey ya. Yine Western. Yine Western filmi. Muhtemelen benim Cem Yılmaz'ın hani en sevdiğim filmi olabilir. Ya Arok ya da Yahşi Batı. Yani en iyisi bence hani Gora tabii ki ama benim en sevdiğim muhtemelen Yahşi Batı. Ki özellikle hani şey sahnesi vardır ya. Gizlice yani rüşvet verirken böyle gizlice fotoğraflarını çektim diyorlar anlatırken. O sahne zaten benim en sevdiğim favori sahne. Ben aşırı doğrultu iki tane gece şöyle şey. Değil. Onların çanına ottuk ama benim boynumun borcu olsun. Elması da sattın mıydı? Daha da burada benim tozumu bulamaz iti öğretle. Evet, işte. Gizlice fotoğrafını da çektim ama 10 gün sonra veriyor fotoğrafçı. Gizlice mi? Ne oluyor lan? Bunu da bayağıdır hani almak istiyordum hani 30, 35, 40 lira civarındaydı hep. Hani 20 lirayı bile görmüşken hani ne bileyim hani başka bir film alırım diye kalıyordu. Ama hani 10 liraya bulunuyordu artık hani alayım dedim. Hani geçenlerde koyup izledim. Yine her zamanki gibi. Hiç eğlenceliğinden bir şey eksilmiyor kesinlikle. Şimdiki filmimiz Mr. and Mrs. Smith. Bu da 10 lira. Bunu ben zamanında televizyonda, Kanal D'de, ATV'de hani her yıl en azından bir 10-15 defa koyuyorlardı. Ama hiç de böyle tam da oturup izlememiştim. Hani 10 lira bulunca da alıp izleyeyim dedim. Eğlenceliydi yani. Ya da Angelina Jolie ile Brad Pitt'in muhtemelen tanınmasının, ki ondan önce çok daha iyi filmleri vardı zaten ama muhtemelen ikilinin tanınmasının nedeni budur muhtemelen, bu filmdir. Ve son filmimizde Martin Lawrence'ın benim hani ama favori filmim Bad Boys'tur, hatta üçüncü filmdi zaten şu an çekim aşamasında. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Sherlock Holmes 3 de geliyor. 2020'de çıkacak. O çok mutlu oldum zaten. Benim cidden favori filmlerim arasında Sherlock Holmes. Hem dizisi hem film olarak. National Security. Ulusal güvenlik. Hani bunu çok iyi puanı olmayabilir. 5 nokta küsur olması lazım. Martin Lawrence'ın da böyle çok kötü filmleri vardır komedi bakımından. Hani 4.5-4 puanlı bir sürü filmi vardır. Eğlenceli de, orası ayrı konu. Adam Sandler'ın da hatta artık hani hiç iyi filmi çıkmıyor bile. Hani biraz daha dram filmleri belki biraz daha iyidir. Ama hani mesela geçen gün şeyini izledim. Wedding Singer'ını izledim. İşte Waterboy'u. Harika filmler. Yani keşke o kaliteyi korusaymış. O biraz daha o saflığı korusaymış diye istiyor insan. Şey de çok zevkliydi. The Longest Yard'ı. Billy Madison'ı vardı. O biraz da zaten direkt saflık üzerine kurulu bir film. Keşke hani o kaliteyi korusaymış. Ama hani National Security'de o eğlenceyi her türlü size verebilecek bir film. Martin Lawrence'la. Hani başlangıcı bile komik. Sırf arı yüzünden film başlıyor diyebilirim. Güzel bir ikili olmuşlar. Hani bunu da 20 liraya mı? Pardon, 10 liraya aldım bunu da. Bunu da hani 25-30 liraya da bulabilirsiniz. Yani genel olarak bence hani sonları doğru biraz düşse de kalite bakımından Yahşi Batı'yı kenarda bırakıyorum. Yani bu Mr. and Mrs. ve Mr. and Mrs. Smith ile National Security'den bahsediyorum. Onun dışında bence çok daha iyi bir güncelleme oldu diye düşünüyorum ki, çünkü hani hem Mad Max hem de Blade Runner'dan dolayı, ki Chinatown'dur, Ice Watch Shot'tır, Dances with Wolf, The Last Mohicans, Untouchables filmlerinden dolayı bence çok daha iyi bir güncelleme oldu diye düşünüyorum. Yani harika filmler var, hele hani Blade Runner için benim için bir sürpriz oldu. Bir sonraki hani güncellemede görüşmek üzere, hoşça kalın. Orada bence hani yine güzel filmler olacağını düşünüyorum, hatırlıyorum diyelim. Bir sonraki güncelde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Müzik.